da siyaset belli bir düzeyin altına hiç düşmemiştir. Bundan sonra da düşmeyecektir. Ondan %100 eminim. Ama biraz evvel dediğim gibi seçimlerin yaklaşması nedeniyle siyasi tansiyon yükselecektir. Ama bizim hiçbir arkadaşımız yarın bir gün muhatabının yüzüne bakamayacak söz ve davranış sarf etmez. O nedenle bundan sonra da arkadaşlarımla eminim muhataplarını incitecek, rencide edecek bir söz söylemektedir. Peki efendim, Zonguldak Belediye Başkan aday adaylığında partinizin, partinizde ismi geçen adaylar Ali Bektaş ve Yavuz Ertmen geçiyor. Kamuoyu da yani sizin düşüncenizi özellikle merak ediyor. Bu konuyla ilgili net olarak bir şey söyleyebilir misiniz? AK Parti'nin gerek milletvekili gerek belediye başkanı seçimlerinde aday tespitinde uyguladığı yöntem belli. Güçlü bir çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi adaylık konusunda teşkilatlarımızın ne düşündüğü. Onu tespit etmek için temayül yoklaması yapılıyor. Bu yapılacak. İkincisi genel merkezimizde bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızın başkanlığı kurulan bir komisyon. O komisyon başkan adaylarını çağırıp yüz yüze görüşme yapacak. Niçin aday olmak istediğini soracak, projelerini soracak, okuluna, kıyafetine bakacak, üslubuna, tarzına bakacak. O da bir değerlendirme. Bu iki. Üç, genel merkezimiz doğrudan kendisine bağlı olarak büyükşehirlerde, yani ilçe belediye başkanlıklarında Sayın Başbakan bağlı olarak kamuoyu yoklaması yaptı. Şimdi üçleri, yani kamuoyu yoklaması, İki, kadar araştırması. Üç, genel merkezde yapılacak olan birebir yüz yüze görüşmeden çıkacak sonuçlar Sayın Genel Başkan'ın başkanlığındaki üst komisyonda değerlendirilecek. Ondan sonra o yerde, o ilde en alındaki adayımız kim olacak, o komisyon karar verecek, biz onun arkasında olacağız. Şimdi tabii genel merkezin izleyeceği bir yol haritası var ama köksal toptan olarak sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Benim düşüncem işte bu komisyonu çıkardığı adam kim ise onu kazanması için çalışmak. Siz bir açıklamanızda Zonguldak Belediye Başkanlığı'nda baba yiğit birini arıyoruz demiştiniz. Bu baba yiğit açıklamasında da Ali Bektaş uyuyor gibi sanki bununla ilgili. Ben şahıs kastederek bir açıklama yapmıyorum. Zonguldak'ın çok problemi olduğunu, yerel yönetimin arasından çok problemi olduğunu, bu problemleri aşabilmek için bildiği çalışkan, baba yiğit, cesur bir belediye başkanına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Benim tarihim Zonguldak belediye başkanı olması lazım gene özellikle. Kime uyuyorsa odur. Ama ben bunları söylerken Ali, Veli falan kastetmiyorum. Ben profil çizmeye çalışıyorum Zonguldak belediye başkanı için. Onu Zonguldak bu sefer gerçekleştirebilirse, yani o anlamda bu vasıfları taşıyan bir belediye başkanını da makamı oturtabilirse Zonguldak problemlerinin büyük oranda çözüleceğine inanıyorum. O nedenle öyle bir tanımlama yaptım. Anladım. Peki Filyoz projesiyle ilgili bir gelişme var mı Sayın Ulaştırma Bakanı? Hilali evet. Yıldırım Zonguldak'a gelmişti, açıklamaları olmuştu. Şimdi işte sürüyor. Yani bir taraftan Avrupa Birliği fonunu kullanma ihtimalimiz ümidimizde. İkincisi kendi milli bütçe imkanlarıyla onu yapma kararımız var. Öyle ümit ediyorum ki birkaç ay içerisinde bu konuda çok önemli gelişmeler olacaktır. Yani ben artık orada her bakımdan sona gelindiğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene projesiyle ilgili çok somut şeyler görmeye başlayacağız. Yok. Hiçbir yok. Hiçbir yok. Hiçbir şey olursa oldu. Denizden mi alıyor? Denizden gelen şeyden, koltuğundan getiriyorlar şeylere. Şuralara ne alıyorlar? Şurada var bakın. Bazıları öyle. Su ve kum içerisinde püskürtüyor. Suyla birlikte kum. Taşlaşmış. Şu anda 120 ton. Bahsettiği ölçü var, 120 ton. Yerlerden kafası bölümünü. Şimdi burayı dolduruyorlar, üzerine beton götürüyorlar, tamam. 120 ton. Şimdi burayı
afyatları ödeyecekler. Beton ödeyecekler. Beton ödeyecekler. Beton ödeyecekler.